Bismillahirrahmanirrahim. 2016 100 ara sınavı Arapça 1. Görüyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir? İşte bir ile alakalı bir soru. Oldukça kolay bir soru. Fiil cümlesi için fiil, fail ve mef'ulü tespit edebilmemiz gerekir. Zıttı nedir? İsim cümlesidir. İsim cümlesinde mübteda ve haber bulunmaktadır. İsim cümlesi değil, fiil cümlesi sorulduğuna göre fiil, fail en azından bulunması gerekir. Ente, lem tenem, bakiren. Ente, mübteda, lem tenem fiildir. Dolayısıyla bakiran mef'uldür. Tenemde yine ente gizli zamir faili var. Şöyle tam olarak tahlil yapabiliriz. Ente, mübteda, lem tenem haberdir. Nasıl haber? Fiil cümlesi olarak haber. Fiil cümlesi nerede? Lem tenem fiil. Gizli zamir ente faili, bakiran mef'ulü. Demek ki fiil, fail birlikte bir fiil cümlesi olup ente mübtedasının haberidir. Burada fiil cümlesi var. Haber bazen fiil cümlesi olabilir. Haberin çeşitleri vardır. Haber müfret olabilir, isim cümlesi olabilir, fiil cümlesi olabilir, şibeli cümle olabilir. Bunlar birinci ünite için belki ağır konular ama ileride gelecektir. Sonuç olarak biz işin kolayından gidelim dilerseniz tek tek çözümlemek yerine. Fiil cümlesi fiille başlayandır demiştik. Fiille başlamalıdır. Kelime üçe ayrılır. Fiil, isim, harf, kelime, o cümle fiille başlamalı. Ente zamirdir. Sen demektir. Lem tenem sen uyanmadın. Bakiran erken. El cümletul fiiliyetu zaten burada kopya vermiş. El cümletul fiiliyetu fiil cümlesi. Hiye o fiil cümlesi nedir? Elleti öyle bir şeydir ki. Tebtedi'u, ibtede'e, yebtedi'u, tebtedi'u. Başlar. Hiye, o fiil cümlesi. Neyle beraber başlar? Bi fiilin fiil ile beraber başlar. Baya burada vasıta, ma'e manası veririz. Fiil ile beraber başlayandır, diyor. Bak, örnek vermiş. Peki, burada fiil ile mi başlamış cümle? Hayır. El cümletü fiiliyetü diye B şıkkı neyle başlamış? Elif lamlı bir kelime olduğuna göre el cümle isimdir. Yani isimle başlamıştır. C şıkkı hali fiil mi isim mi? Halun bir isimdir. Ardından gelen ya ise zamirdir. Mütekellim zamiri. Hali, benim halim. Yani hal ne demektir? Dilerseniz buna sözlükten bakalım. Sözlükten bir göz atalım. Hali ne demektir? Hali, hal kelimesini yazdım. Hal kelimesini aradı bize. Tabi Arapça ve İngilizce karşılık veriyor. Şu an sitenin tamamını çekmediğim için göremiyorsunuz belki ama. Sonuç olarak ne diyor şurada? Dayı diyor. İsterseniz size göstereyim şöyle bir. Evet, manası dayı. Bekar adam ya da genç, bekar kadın, bağımsız bir sürü mana var tabii de. Sonuç olarak dayıdır bu. Derseniz sayfayı bir geri alayım. Geri aldıktan sonra tekrar aynı kelimeyi yazıp biz Arapçadan bakalım yani Türkçe'ye çevirmeseydik Arapça baksak Arapça çevirip nasıl olurdu? Arapçadan Arapça sözlük olarak diyor ki manası nedir? Ehu, ehul ehu kardeş, el anne. Ehul annenin kardeşi. Anne kardeşi kimdir? Senin dayındır. Annenin kardeşi senin dayın olur. Demek ki hal kelimesi Arapçadır. Yine Arapça olarak ona mana vermek gerekirse anne kardeşi, annenin kardeşi demektir. Arapçadan Arapçaya çevir böyle. Türkçe çevirmek istediğimizde sağ tıklayıp Türkçe diline çevir seçeneğine tıklıyorum ve manayı veriyorum. Bunun için Chrome kullanmanız yeterlidir. Peki tamam, hal neymiş? Dayıymış. Hali benim dayım. İsim mi fiil mi? Hal. Senin dayın zamanla alakalı bir şey değil ki. Dolayısıyla isimdir bu. İsimle başladığına göre isim cümlesi. Evet, devamında yeştegil, iştegale, yeştegil bir fiildir ama cümle fiille başlamamıştır. D şıkkına baktığımızda yel'abu, la'ibe, yel'abu fiille başlamıştır. Fiille başlayan bir cümle söz konusu. Dolayısıyla burası fiil cümlesidir. Yel'abu oynar, oynuyor. Etfalül karyeti, köy çocukları, köyün çocukları oynuyor. Fîmâ, oynuyor ki beynum, kendi aralarında oynamaktadır. Cezaukum el hirman vel cu'un. Tamam, burası da isim cümlesi olmaktadır. Hemen sağda 5 vardır. Derseniz birden 5'e geçelim. Aşağıdaki kelimelerden hangisi müennes değildir? Müenneslik alametleri vardır çeşitli çeşitli. Elif-i memdude, elif-i maksura, kapalı ta gibi alametler var.
Buradaki alametlerin asli mi, zait mi olup olmaması önemlidir. Mesela es-sura, sagirun, sura, sagirun, sagir, müzekkeri. Burada şey yok. Ya yoktur. Ya dedim ya Elif-i Maksura diyeyim yani. Elif-i Maksura, kelimenin orijinalinde yok. Sagir, ez-zikra, zikrun, zikra, zikir aslında yoktur. El-hüsna, hüsnün hüsna. El-Fetar'da ise durum aynı şekilde değildir. El-Fetar'daki şu elifimiz, Elif-i Maksuramız kelimenin aslındandır, zayıf değildir. Orijinal harf olduğu için burada mühendislik alameti olarak yer almamıştır. Evet, hepsinde aynı harf var ama diğerlerinde zayıftır. Kelimenin aslından değildir. Oysa D şıkkındaki Elif-i Maksura kelimenin aslındandır. Bunu nereden bilebilir? Biraz isim çekimi, fiil çekimi bilmek gerekir. Sıfat-ı müşebbeh çekimleri. Biraz çekim ezberlemek gerekir. Hani bu o kadar derin uğraşmak istemiyorum. Tamam, kitapta geçiyordu zaten bu kelime. Uzaydan gelmedi. Bizzat kitaptan. Yani dolayısıyla basit bir soru. Çünkü kitapta var. Kitabı dikkatlice okuyup şöyle birazcık hafızaya yazarsak buluruz. İki, hangisi isim cümlesidir? Yine ünite birden bir soru. İsim cümlesi için cümlenin isimle başlıyor olması gerekir. A şıkkı fil mescidi, mescitte salleytu, namaz kıldım. Ne demiştik? İsim cümlesi isimle başlar ama şöyle bir durum vardı. Ben altını çizmiştim. Demiştim ki arkadaşlar, ne demiştik? İsim cümlesi her ne kadar isimle başlasa da bazen fiil cümleleri de isimle başlar. Bu ne zaman olur? Eğer sen mef'ulü başa alırsan. Mef'ulü fiilden önce, yani fiilin sağına alırsan meful isimdir. Bakıyorsun fil mescid. Bu bir fiil değil. Ama burada salleytü fiili var. Salleye, salla fiil, tu fail. Fil mescid onun mef'ulüdür. Burada da mef'ul fiilin önüne geçilmiştir. Yani burada meful mukaddemdir. Fiilin önüne geçmiştir. Fiile fail mef'ulden sonra gelmiştir. Dolayısıyla isim cümlesiyle başladıysa kesinlikle isim cümlesidir demiyoruz. İstisnası var. O da nedir? Mef'ul fiilin sağına alınabilir. Hala o fiil cümlesidir. İsimle başlar diye isim cümlesi denilemez. Kelimenin orijinali nedir? Takdiri salleytu fil mescididir. Ama biz mef'ulü başa aldık. Sadece mescitte namaz kıldık. Fi harfi cer el mescid onun mef'ulüdür. Onun mecruludur. Fiil nedir? Harfi cer, harfi cerler ismin başında yer alır. Dolayısıyla el mescid isimdir. Aynı zamanda zaman manası taşımamasından, sonuncu harfin esri olmasından gibi yöntemlerle de isim olduğunu anlayabiliriz. Fiil ise harfi cer. Demek ki burası ne? Bir fiil cümlesi. Peki B şıkkına bakalım. Tusalli, salla yusalli, tusalli namaz kılıyor. El bintu, genç kız. Ale seccadeti. Seccade üzerinde namaz kılıyor. Bir kere fiille başladığına göre zaten burası fiil cümlesi olacak. Cezaukum el hirman ve el cu. Az önceki soru bir de geçti zaten. Yani oradaki şık burada var. Bir kopya söz konusu. Gizli kopya bu. Tabii ki aşikarca kopya vermiyorlar. Öyle bir durum söz konusu değil. Ama bu şekilde gizli, üstü örtülü kopyalar. Yani metni okuyabilenler için üstü örtülü kopyalar mevcuttur daima. Burada C şık. Üstü örtülü kopya sadece AÖF'de değil. Yani lisans tamamlamada da vardır. Açıktan değil de içeriden okusanız, örgün okusanız da yine sorularda örtülü kopyalar vardır. Örtülü kopya görebilecek zekaya, işte soru cevap deneyimine sahipseniz bunu görürsünüz. Bu zaten dolayısıyla kopya olarak değil de yani işi bilenlere yol gösterme diyebiliriz. Bu arada zeka sahipseniz derken zeki olduğumu iddia etmedim. Sadece soru cevap çok uğraştığım için işin püf noktasını fark ettiğimi ifade etmek istiyorum. Yoksa herkes bir normal bir zekaya sahip olduğumu düşünüyorum. Belki daha düşüktür, ayrı mesele. 2'de D'deydik. D şıkkına geldik. Kara'ya yakra'u. Daha okuma gerek var mı? Kara'ya fiil, yakra'u muzari, yine fiil, yakra'u okuyor. Halid, Halid, ayatin, ayetler, minel Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den. Yahterimi hürmet ediyor elverili çocuk ebahu kendi babasına. İsim cümlesi C şıklıdır dedik. Aranan bu. 6 numaralı soru La Ensa. Burası parçada geçen, okuma parçasında geçen bir cümle. Birkaç cümle diyelim. Okuma parçasında vardı. Buranın tercümesini yapmıştık. La Ensa İd'amel hayvanat diye devam eden bir cümle.
Bizle beraber bahçede yaşayan köpek, kedi, horoz ve tavuk gibi hayvanları doyurmayı unutmam. Aranan budur. La ensa, ben unutmam. La ensa. La olumsuzluk için ensa fiildir. Ensa ene faildir. Ben unutmam neyi? İd'amel hayevanat. Hayvanları yedirmeyi, doyurmayı id'am. Yedirmek, doyurmaktır. Ed'ame yud'imu id'am. İfal babından mastardır. Elleti o hayvanlar ki ta'işu yaşıyor. Hiye gizli zamir. O hayvanlar yaşıyor. Ma'ana bizimle beraber. Ma'a beraber. Na biz. Bizimle beraber. Nerede? Fil hadigati nerede yaşıyor? Fil hadigati bahçede yaşıyor. Min kelbin köpek türünden olsun. Köpek olsun. Hippa kedi olsun. Dik horoz olsun. Becace tavuk olsun. Fark etmez işte. Bunlardır. Tamam. Aşıktır. Biz bunun okuma parçasının tamamını manalandırmış idik. Üçe geldik. Seyyara ca'en. Bunlardan bir cümle oluşturun denilmiş. Ya da hangisi sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir diye. Cümle oluşturun dememiş. Evet. Peki seyyara ca'en. Bir. A şıkkı. Fiildir. İsimdir. İsimdir. Yanlıştır. Çünkü seyyara fiil değildir. B şıkkı. İsim var. Evet. Fiil var. Evet. Harf var. Evet. Doğrusu B şıkkı arkadaşlar. Seyyara. İsimdir. Nereden anladın? Manadan otomobil demektir. Manayı boş ver. Ben anlamıyorum manadan. Tamam. Kapalı T ile bittiğine göre isim olacak. Oradan da anlayabilirsiniz. Ca-e. Kale. Kâne. Ba-a. Bunlar ne? Ecve fiildir. Yani fiilinde bir tür var. Ecve oluyor. En harfi cerdir. Harfi cerleri ezberlemeniz zorunlu olarak ben görüyorum. Yani dileyen için tabii de. İşiniz yarar daima. 7 şıkkı. Leyla kelimesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Gayr lafzi mecazi müennestir. Yanlış da bir kere gayr lafzi olamaz. Sonunda ya vardır. Mecazi diyor. Mecazi çünkü Leyla hakiki olarak bir kadın ismidir. Nasıl mecazi olsun? Değil mi? Mecazi o yüzden olamaz. B şıkkına bakalım. B şıkkı lafzi mecazi değil. Bunu geç zaten. C şıkkı mecazi. Bunu da geçmen gerekir. D şıkkı lafzi hakiki mi? Evet, hem lafzında mühendislik var hem de hakiki bir mühendislik. Aranan şık bu. Hakikidir. Bu konuyu anlatmıştık zaten. 4. Şavadi uke cemile. Cümlesinin altı çizili kelimenin zıt anlamlısı nedir? Burada kelime manası bilmek gerekir. Ama şu kolay kelime sormuşlar. Cemile, güzel, gabiha, çirkin demektir. Şavadi uke. Şavadi müpteda olur, cemile haber olur merak edenler için. Cemile, güzel, gabih, çirkin demektir. Zıttır dolayısıyla. 8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi tesniye değildir? Tesniyi tespit edebiliyor olmanız zorunludur. Tesniyeler eğer sonunda nun varsa onun esreyle bitmek zorunda. Hakibeteyni esreyle biten bir nun var. A şıkkı. B şıkkı galemani esreyle biten bir nun. C şıkkı ihvanun. Nunu ötrelediği. Hayırdır? Hiç ötreli tesni olabilir mi? Olamaz. Ayrıca ihvan kelimesi yani meşhur bir kelimedir. Türkçe dilimizde de meşhur. İhvan. Hani bir cemaatle alakalı şeyler olarak düşünüyorum. Bazı cemaatin üyeleri olarak düşünüyorum. Öyle değil mi? İhvan diyorlar. İhvan kardeşler demektir. Ehun ihvanun. Kardeşler. D şıkkı medresetun medresetani. Esrelinun. E şıkkı raculun raculani raculeyni esrelinun. Demek ki nun esreli olması gerekir. Bazı durumlarda tesniyenin sonunda nun olmaz. Hangi durumda olmaz? Tesniye bir kelime, bir başka bir kelime muzaf olursa, muzaf olduğunda sonundaki nun siliniyor zaten. Bir o zaman olmaz. Nun varsa esreli olmak zorunda arkadaşlar. 9. İhdâhumâ kânet fî ahdi Muaviye. Muaviye tebni ebi Süfyan'a. Evet, cümledeki alt çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Ahd kelimesi zaman manasına gelir. Ahde vefa, ahdetmek, ahdettim. Ahd zaman demektir. Kelimenin manasını biliyor olmak gerekir. Bilmeden anlaşılabilecek bir şey değil. 13.
Zurna İstanbul. Zurna İstanbul diyor tabii. Zurna biz ziyaret ettik demektir arkadaşlar. Şurada Zurna yazıyor. Biz ziyaret ettik. Nereyi? İstanbul'e. İstanbul'u ne zaman? Fil ayamil mazi geçen yılda merrateyn iki defa. Zamirin türü cümledeki zamirin türü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Mecrur mutlaka hangi zamirden bahsediyor? Burada bir tane zamir var. O da Zurna'daki na zamiridir. Mecrurdur diyor. Fiille bitiştiğine göre mecrur olamaz. Beş şıkkı mensup, munfasıl. Nasıl munfasıl? Fiille bitişmiştir. Dolayısıyla bu hikaye yani aslı yok. Nasıl bitişmiş hocam? Ra ile nun arasında boşluk var. Nun hiçbir zaman ra ile bitişemez. Yani ra ile bir harf bitişemez. Ra'nın sol tarafı kendisiyle bitişemez. Ra'yı sağ ile bitiştirebilirsin. Bu mümkündür. Ama soluyla ra hiçbir zaman hiçbir harfte bitişmez. Bitişmiyor olması oradaki na'nın, na zamirinin munfasıl olduğu manasına gelmiyor ama. Yani nasıl anlayacağım peki ben? Şöyle anlayabilirsin. Buradaki na zamiri muttasıl mı, munfasıl mı, ra ile bitişmez. Sen ne yapabilirsin? Farklı bir kelime de dene. Mesela ketebe ile bitiştir bunu. Ketebtu, ketebna. Ketebna yazarsan bunun bitişir işte. Ba ile bitişir. Ra ile bitişmez. Hangi harf, hangi harfle bitişir, bitişmez. Uzun uzadıya bu bir konu değil esasen. Arapça yazılım bilgisinde bu vardır, imla kuralları. Genelde böyle başlar Arapça. Yani direkt böyle Arapça dalarsan olmaz bu iş. Arapça nasıldır? Evvela elif cüz dediğimiz elif işte el, ba, u, et, ta harfleri öğrenirsin. Ardından harfleri tek tek, yani ilkokulda Türkiye'de olduğu gibi tek tek A, B harfleri yazmayı öğrenirsin. Sonra bitiştirmeye geçersin. Sonra el yazısı dediğimiz biraz daha böyle nasıl diyeyim artık şekilli mi, havalı mı yani biraz daha estetik yazı sistemi gelir. Ondan sonra Arapçanın derinliklerine daralır. Böyle direkt ben geldim ne yapıyorum? Hop hadi bakalım nahivden başlayalım. Bu iş böyle olmaz. Tamam sonuç olarak dediğin gibi yani seçenek ne burada? C şıkkı. Merfu muttasıl zamir. Merfu ne demek? Merfudur çünkü faildir. Fail olduğu için ona merfu dedik. Muttasıldır çünkü bitişik. Bir de zamirdir. Tamam. 10-14'e gelelim. 10. Aşağıdaki kadın hangisi marifedir? Marife sorusunu kesinlikle bilmeniz lazım. Biz bunu geniş geniş anlattık arkadaşlar. Marife ne var? Zamir mesela. Direkt marifedir, bitmiştir. Burada bir muzaf ileyh durumu var. Kalemu rasas veya risas harekesi tam olarak bilmiyorum. Sözlüğe bakmak lazım. Bunda bir problem yok. Burada izafet var diye kalem muzaf olacak düşünmeyin. Hani bir şey anlatmıştık. Marifeye muzaf olan marif. Buradaki rasas veya risas marife değil ki ona muzaf olan marif olsun. Aynısı eş şıkkında söz konusu. Buradaki kelime de marife değil ki ona muzaf olan racül marif olabilsin. Buradaki marife direkt iyyake zamiridir. Zaten A şıkkı ile E şıkkı aklınızı karıştıramaz. Çünkü B'de zamiri gördüğünde bitmiştir iş. İkinci bir şık daha olamaz. İki şık doğru olamaz. Tek şık doğru olacak. O da zamir açıkça marifedir. Başka bir şey aramaya, zaman kaybetmeye gerek yok. 14. Oyuncular maça hazırlar. Bu nasıl bir cümle? Cümlesini Arapça doğru çevirse aşağı. Oyuncular maça hazırlar. Ha, maça hazırlar. Tamam. Anca anladım. Maça hazırlar. Kim hazırlar diye düşünüyordum. Meğer oyuncuların kendisi maçı hazırmış. Testten başlayalım mesela. El-la'ibetu. Oyuncular mı demektir? El-la'ibetu müfrettir. Müsta'iddetun. Hazırdır. Oyuncu hazırdır. Lil-mübarat. Maça yönelik hazırdır. El-la'ibun. Evet. Cemi oluyor. Oyuncular. Şuradaki ler-lar çoğuldur. Sizin de bulacağınız kelime oyuncu manasındaki kelimenin çoğul olması gerekir. E şıkkı olamaz. C şıkkı tesniyedir. B şıkkı müfrettir. A şıkkı ellaibine. Tamam cimi yazılmış ama laibine ne halindedir? Burada ya olduğuna göre bu kelime cer veya nasb halidir ki bunun cer veya nasb diyecek bir şey yok ki. Burada yazım yanlışı var. A şıkkında ellaibine kelimesinin irabı hatalıdır. İsimlerde irab konusuna bakarsanız beni daha iyi anlayacaksınız. Bunun cer eden veya nasb eden bir şey yok. B şıkkı müfret olduğu için yanlış. C şıkkı tesni olduğu için yanlış. D şıkkı evet cemi müzekker salimdir. Ellaibune müstaiddune doğrudur bir mübarat. Aranan kelime aranan şık D şıkkı.
11 ve 15 seçeneklerine bakalım. Aşağıdaki çoğul isimlerden hangisi cemi kıllet nezdindedir? Cemi mükesser, diğer adı cemi teksir, diğeri kırk çoğul. Bunlar cemi kesret ve kıllet vezinleri olmak üzere önce ikiye ayrılıyor. Daha sonra kesret vezinleri kendi içerisinde muntehel cumu, son cemi, cem'ül cem'i diye farklı bir adlandırmaya sahip olan bir kategori de vardır. Ama o kadar ayrıntılı bir durum şu an için söz konusu değil. Burada aranan şey nedir? Efaal kalıbıdır. O da nedir? Eklam. Kalemun, kalemani, eklam. E şıkkıdır. Babun, babani, evvab. 15 şık. Bu ne? İşte dediğim gibi kalıplarla, vezinlerle alakalı. Ezberlediyseniz vezini anlarsınız. 15. Len ya'fu vellahu anil müşrik cümlesinin altı çizili ismin cemi müzekker salim formuyla tekrar korunmuş hali aşağıdakilerden hangisidir? Evet, sonunda okuduk. Len ya'fu ve. Bir kere ne var? Fiil her birinde aynı yazılmış. Bunun dikkatimizi çekti. Fiil zaten daima müfet olacak. Allahu fail daima yine bunun fiilin ardından gelmiş. Ardından an standart olarak gelmiş. Demek ki tek değişiklik el müşrik kelimesinin yazılışıyla alakalı. Hangisinde el müşrik kelimesi doğru yazılmıştır? Bunların başında en harfi cerinin olduğu gözden kaçmamalı. Her birinin başında en harfi ceri vardır. Cem'i müzekker salime çevir ama başında en var. Yani mecrur olarak yaz. El müşrikine, el müşrikune zaten iki şekilde yazılabilir. Farklı bir yazım söz konusu değildir. Aranan şık A'dır. El müşrikine nun fethalı sağında ya olacak, onun da sağı esirili olacak. El müşrikune olamaz, başında en var. En ne yapar? Cer eder. Cem'i müzekker salimin cer hali vavla değil, ya iledir. Anil müşrikini nun da esri olamaz, esri olursa o kelime tesniye olur. Bize ise cemi demişler. D şıkkında da yine aynı durum söz konusu. E şıkkında ise el müşrikat müennestir bir defa. Müzekker değildir. Öyle bir problem var. 12-16. Hangisi cemi müzekker salimdir? Az önce anlattığım şeyle alakalı. Burada değişik bir durum yok. 12 ne olacak? D şıkkı. Muhacirun. Vav ve nun. Nun fethalı. Vav sakin. Sağ ve sağ da ötreli yani. Şu şekilde yazıyorum. Muhacirun. Muhacirine diye de yazılır. Ancak onun cer ve nasb halidir. Demek ki vav yerine ya da olabilir. Ya olduğu zaman ya'nın sağ esreli olacak. Nun ise daima fethalıdır. Cem müzekker salimde. Cem müzekker salim konusunu zaten biz ünitede işlemiştik. Aşağıdaki isim cümlelerinin hangisinde müpteda ile haber arasında uyum yoktur bir problem vardır diyor zannedersem. Es-seyyaratu seri'un. Seri'atun. Değil mi? Es-seyyaratu müennes olarak yazılmış. Seri'un müzekker yazılmış. Seri'atun. Bunu da T ile olmalıydı ki uyum olabilsin. Tamam, durum böyle. Demek ki D'lerinde uyum var. 17 cümlesindeki altı çizili ismin irabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Testten başlayalım. Mef'ulün bih, mensup, nasb alameti, kesradır. Ne o? Es-sabihat. İbtela'a el-bahru es-sabihati. İbtela'a fiildir. El-bahru faildir. Es-sabihati ise mef'uldür. Mef'ulün bih'tir. Evet. Mensuptur. Doğru. Nasb alameti esredir. Cemi müennes salimler hiçbir zaman fetha almaz zaten. Nasb alameti olarak esre alırlar. Yazmış zaten. Kesren esre. Tamam, bitti. Böyledir bu isimlerde irapla alakalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber cümlenin başında gelmiştir? Haber cümlenin başında yani müptedadan önce gelmiştir. Alel min vadeti kitabun. Şimdi bir alıştırma da yapmış olalım. El min vadetu. Bunu bir araştıralım. El min vadet neydi? Unuttum gerçi hemen. Bakalım. El min. Zannedersem doğru yazdım. Beraber sözlüğe yazdık. Beraber klavyede yazdık. Ve beraber sözlüğe yazdık. Bakalım sözlük mana olarak ne veriyor? Sözlüğümüz bu konuda bize ne diyecek? Öncelikle kelimeyi bulabildi mi? Evet. Türkçe'ye çevir bunu. Büro diyor. Masa yani.
Tamam, buna biz masa diyelim. Çalışma masası. Demek ki neymiş olay? Alel min vadeti, çalışan masasının üzerinde vardır ne? Kitabın, bir kitap. Alel min zade, haberdir. Kitap ise müptedadır. Haber neden müptedadan önce geldi? Çünkü haber an itibariyle car ve mecrurdan oluşmaktadır. Yani şibih cümledir. Müpteda ise nekredir. Müpteda nekre olup haber şibih cümle olduğunda haber müptedadan önce gelir. Bakın el kitabu alel min zade. El kitap kelimesi burada marif olduğu için haberin şibih cümle olması onun başta geçmesini gerekli kılmıyor. Caiz kılıyor. 18 kalmış. Bir de 19 kalmış. Evet, 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mübteda ismi işarettir? Selma mı diyor burada? Selma nedir? Katibetün. Bir katibedir, yazıcıdır. Hadihi şu var ya, imraatün, bir kadındır. Öyle kadın ki meşhuratun, meşhur. Şu meşhur bir kadındır. Burada hazihi mübteda olmaktadır. Aranan şık bu yani. Bir defa ismi işarettir bu. Zaten A şıkkında ismi işaret yok. B'de var sadece. C'ye bakıyorum, hiye zamirdir. D'ye bakıyorum, elleri ismi mevsuldür. Yani ismi işaret yok. E'ye bakıyorum, E'de de yok. Yani hangisi ismi işarettir derken müpteda hangisi? Zor bir şey yoktu burada. En basit soru bu diyebilirim. Çünkü ismi işaret araman gerekir. Burada ismi işareti sormuş. E şıkkına kadar tüm şıklara baktığımda ismi işaret sadece B şıkkında var. Yani mecburen B olacak zaten. O da bir gizli bir kopyaydı. Yani Sabbu nehrani fil bahril esse cümlesindeki altı çizili ismin irabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yani Sabbu, ben direkt söyleyeyim. Yani insabbe, yani Sabbu fiil muzaridir. Nehrani ise onun failidir. Nasıl fail? Tesniye bir kelime değil mi? Tesniyedir. Merfudur. Raf alameti eliftir. Şimdi bakalım ne yazılmış. C'ye baktım. Fail, merfu, raf alameti elif. Doğru. Tamam. Konu bitti arkadaşlar. Başka ne diyelim? Hayırlı olsun. İnşallah faydalı olmuştur.